Bakalım Taylan'dan kaç puan almışlar? 4 puan. Teşekkür ederiz. Aa, onda patlıcanın lezzeti. 4 puan ya. Teşekkür ediyoruz. Yağmur. Yani teşekkür ederim. Kötü puan alınca nasıl böyle yer ediyorlar? Yo, hiç yorum yapmak istemiyorum ben Taylanlara. Taylan'ın puanını da kale almıyorum. Yorum yapmak iyi de verirse kötü verirse. Teşekkür ederim. Tamam, bakalım Gizem'e kaç puan vermiş? Gizem ve Yeşme ablanın tabağı var burada. Taylan'dan acaba kaç puan almışlar? 2. Onda patlıcana verdim yani. İncecik incecik vallahi açtım ya. Ya incisiyle bak sizin açtım anlamadığınız konular hepinizin aynı şablonları var. Yani bir puana o şablona basıyorsunuz düğmeye, o cümleler çıkıyor. Biri diyor ki işte benim ağzının tadı yok. Biri diyor ki ben ince ince açtım. Ya bunun lezzetle alakası var. Tamam. Yani bunun ince sevgimi de mesela kattım. Bir kere ha? Sevgimi de kattım. Sen nasıl anlamadın? Ellerine sağlık hayatım. Orası ayrı tabii ki ama olmamış yani patlıcan. Neyse. Sadece zaten son anda düşündüm orada patlıcana verdim o puanı. Şurada patlıcanım olabilecek tek tabak Zeynep'le benimdi. Çünkü gerçekten öyle gördüm. Hayriye teyze bayağı bir orada. Zeynep de aynı şekilde açmasını da gördüm. İnce. Sen gidiyorsun herkesin en olabilecek tabaklara kötü diyorsun. Ne oldu damak zevkini onu da anlamadım. Neyse. Tadıma devam ediyoruz. Son olarak Yunus'u buraya davet ediyorum. Hadi Yunus. Hoş geldin. Hoş gördüm. Hazır mısın tadıma? Hazırım. Hadi çok başlayalım. Açım. Ben bu haşhaşlı yiyeceği hiç yemedim daha önce. Patatesi güzel ezilmiş ama patlıcan çiğ. Şu patlıcana geçeyim ben. Güzel kızarmış bu. Kuş başını soğanlı bir yiyecek olmuş. Olmamış mı? Mükemmel. Bu da güzel. Daha önce hiç yemedim. Tadını bilmiyorum. Sadece şu anda hamurun pişip pişmediğine, görüntüsüne puan vereceğim. Tamam. Dördünün de tadına bak, kıyaslayabilirsin. Aynen zaten. Öyle. Börekler arasında sence hangisi en iyisi oldu? Aralarında bir değerlendirme. Şu ikisini yapacağız. Beğendim. Tamam. Patlıcan'da da bu ikisini beğendim. Hı hı. Hadi o zaman puanlamaya geçelim. Tamamdır Derya. Teşekkür ederim. Hadi seni yerine alalım. Ben de puanları açıklayayım. Baştaki Gizem ve Yeşim ablanın hazırladığı tabak. Bakalım Yunus'tan kaç puan almışlar? 2 puan. Yorum yok. Gizem hala duygusal. Biraz da yorgun biliyorum, o yüzden çok fazla bir şey söylemeyecek. Burada Tuğçe ve Gül ablanın tabağı var. Bakalım Yunus'tan kaç puan almışlar? 2 puan. Evet, Zeynep'in tabağıyla devam ediyorum. Zeynep ve Hayriye anne, bakalım Yunus'tan kaç puan aldılar? 5 puan. Aa, teşekkürler Yunus. Sağ ol Yunus. Bayağıdır 5 vermiyordu. Elinize sağ ol. Afiyet, şifa olsun. Geldik Yağnur ve Nilgün annenin tabağına. Onun kocası bana 1 versin, sen 5 ver. Aferin. İnşallah Yağnur'u güldürürüz. Hiç sanmıyorum ama. Beş puan. Ay, ay.
Adaletli davranıyor. Aferin. Aferin. Böyle devam et. Çok güzel açtı. Aferin. Böyle ben devam et. Bir de evlenme söyledim. Teklifi et, tam olsun. Aynen. Vallahi etsinler. Evet. Bütün tadımları yaptık. Puanları da verdik. Artık günün kazananı belli. Az sonra bugün kim iki çeyrek altının yeni sahibi olacak açıklıyoruz. Günün kazananını açıklamadan önce bir hatırlayalım mı? Kayınvalideler kahve molasında neler konuşmuşlar? Canım tembel ya. Geline diyor ama aslında kendisi tembel. Doğru söylüyorsun. Bak biz geldik buraya oturuyoruz. Kendi daha yapacak. Almış bu kadar hamur eline. Böyle şak yapıyor, bir şak yapıyor, bir şak yapıyor, bir şey de çıkmıyor. İşi gücü şarkı söylemek. Sen var, çok Tuğçe'ye bulaşmak. Hepsi yani, tembel. Tuğçe'ye suç atıyor, Tuğçe ona suç atıyor. Evet. İkisi de aynı aslında. Evet, evet, aynı. O ona tutmuş elinde bir patates boyuna şey yapıp, bir cımlak mıncıklayıp bitti. Zeynep ne yaptı? Zeynep hiç. O da ev seni almıyor, yapmayacak yok, odun. Yok, yok kız, onda böyle. Bakmıyorum, inadı da var ha. Zavallı ama çok kızdı ya. Emin, kim müsaade etmez. Ya. Bence o da açılır kız sana. Kız baş edemiyor, baş edemiyor. Ya 24 saat neden bakamaz ki. Neden baş edemiyor? Kız sen baş biraz edemiyor. Gir devreye. Kız bak onun sesi burada katışıyor. Evde 3 mi sesi çıkıyor. Aman benimki de aynı. Şimdi kayınvalideler sabırlı, gelinler hey heyli. Eskiden evet, artık başka he, laf var eskiden da. Eskiden kadın ha. Kaynana kaynanadır. Ha. Şimdi aynen kaynana öyle. Şimdi kayınvalideler ama susuyor. Oldu, tamam kızım, kızım, tamam yavrum. Çay içtin mi, kahvaltı yaptın mı? Of annem bir gün karnım öğlene ağrıyor. Kadar uyurlar. Hayriye Hanımcığım hiç yakıştıramadım sana. Nasıl orada şakur şukur şakur şukur yapıyorsun ama öyle. Sen lezzete bak, sonuçta ben çıkarıyorum. Kız ne lezzeti vardı onları. Ben lezzetine de baktım. Nerede tabağımızı aldım yedim ya. Benim tabağım Emre 5 verince hepiniz orada bir anda ne yapacağınızı şaşırdınız. Hiç valla ne bir şey yapabildiniz yani. Valla. Ne de geldin bizimle bir yudum kahve içebildin. Şakur, İçmeyeyim ben burada şey mi şakur, tamam. Şukur, şakur, ben şukur. Saatinde çıkarmış mıyım? Bir de marifet olarak gösteriyorsun bize ortası delik. Ya teyze Allah aşkına. O hava alsın diye yaptım ben onu. Değişiklik olsun hepinizinki hakikaten. Aynı şekilde evet. Hamur... Benimki de farklı olsun. Ben hep farklılığı severim. Anlamıyor musun tarzımda? Aa bilmiyorum. Demek ki hamur da hava alsın olmalı. Diye. Aynen yaptığım yemeklerde farklı sen olması sen beceremedin, beceremedin. Ben becerdim, becerdim de siz beni rakip görüyorsunuz. Evet. Ayağımı kaydırmaya çalışıyorsunuz hepiniz. Korkuyor bunlar senden. Gerçekten korkuyor tabii. Bizden. O kadar altını aldılar yine de korkuyorlar. Allah korkuyorsunuz ya. Biz mi korkuyoruz? Tabii hepiniz. Ki korkuyorsunuz. Allah teyzem Allah. Bunu ilk defa yapmıyor bu arada. Daha önceden de haşhaş yapmışlığı var. Çoktan yaptım ben bunu. İşte ben değil. Bunu bilirim. Ben Uşak'a gittim, Eskişehir'e gittim. Orada çok meşhurdur bu. Tamam anladım. Demek ki sen bu tarifi biliyorsun böyle delikli delikli. Hayır ben onu burada delikli yaptım. Bilerek dedim ya biraz hamur hava alsın artık. Burası sıcaktı. Öyle yaptım. Canım öyle istedi. Lezzetine bak sen. Şekline ne bakıyorsun? Kız beni, tamam ya. Kız tamam, beni tamam. Güldürmesene. Benim gülüm için gülmem geliyor. Bugün bir sürprizim var demiştim arkada lojada evet. Arkadaşlara. Bir sürprizim aynen. Var. Şimdi sürprizimi açıklamak ay, istiyorum. Hadi. Aa, hadi. Neymiş sürprizim? Ben şey, ikinize de sürpriz de daha çok annemi ilgilendiriyor. Neymiş sürprizim? Sen oğlum bu sürprizini. Ne yaptın? Sürprizleri severim. Annemi ilgilendiriyor dediyse kesin var şimdi ya. Şimdi evimizde bir oda muhabbeti döndü biliyorsunuz. Evet, iki çocuğumuza ayrı ayrı odalar. Tam iki çocuğa yap arada. Bunu anneme takdim etmek istiyorum. Neymiş kendi o kendi anlar artık. O ne? Kendi odanın boyasını seç. Ay. Renkler getirmiş seçeceğim ters diye. Ters tutuyorsun bak böyle tut böyle. Kendi odasını dersen. Şimdi bu hafta boya yapacağız. Boyaya başlıyoruz. Evet, tadilat gönlü, tam gönlün olsun, kendi odasının rengini seçsin. Ne kendi odası? Annene oda vermiyoruz ki biz. Sen de konuştuk ya dün akşam. Annene oda vermiyoruz ki Emin. Dün akşam konuştuk. Açık. Demedik mi? Üst kattaki oda bir tanesi oturma odası, bir tanesi tahay oyun parkı gibi. Biri de zaten bizim odamız. Değil mi? Altta zaten yemek odası var, oturma odası var, iki çocuğun odası var. Oğlum, ya bu olsun ya bu olsun. Ya anne bırak Allah aşkına ya. Sen ne karışıyorsun? Hemen yırtacaksın adamdan ya aldım. Ya sen niye veriyorsun bunu? E tamam burada sürpriz yaptım. Ya annene oda ne demek? Bak
bunları burada yapıyorsun, sonra ben sinirlenince sinirlendi oluyorum ya. Başara bağır bağır. Şuradan uzaklaşır mısın yanımdan? Dün akşam kendisiyle konuştuk dün akşam. Dedim ki anneme böyle bir sürpriz yapacağım dedim. Haberi vardı, o dedi benim ki bakarız dedi. Hayır, bakarız dedi. Derya Hanım şu an yemin ederim yalan söylüyorum. Şu an yeri değil sonra konuşalım demedin mi? Kabul etmiş mi oluyorum? Bana ne dedin öyle? Ben burada sabahtan beri hamur açarken Derya Hanım'a da söyledim. Annene o da vermiyoruz. Ben o anneme o da kesinlikle vereceğim. Vermiyorum. Ben geleceğim. Sana annene o da verirsen sana da o da vermiyorum. Şimdiye kadar niyetim yoktu gelmeye ama bundan sonra ne yaparsanız yapın geleceğim. Vermiyorum o da ya. Nasıl bunu vermiyorum ne ya? Buraya. Bak öyle bir daha iyi alıştın sen böyle bir şey fırlatmaya. Fırlatmaya. İnsanın sinirini bozuyorsun he. Hamilesin diye bir şey demiyorum sana öyle fırlatma her şeyi. Sen hamileyim diye bir şey demiyor musun yani bana şimdi? Ya ne demiş? Bu dememiş halin dememiş mi? Halim, bu dememiş aynen. Halin. Demek ayıp demiş ya. Halin ne olur? İnsan biraz annene sakin olur. Annene o da yok Emin. Anneme o da annene var. Annene o da yok. Bak şimdi çantadan tamam, anahtarı getirir veririm bu ona. Bunu bu şekilde... Yapmadığın saniye, şey mi? Ne dedin? Bir saniye o da yok mu? Evin anahtarını verecek. Bakayım sen mi gireceksin o mu girecek o odaya? Sen anneme oda vermiyorsun değil mi? Al bakayım kim kime oda vermiyor. Al Hayruş. Ver oğlum. Evin anahtarı. Ona elleme öyle. Bak düşüyordum. Düşersin. Valla düşersin. Onu anne verir misin onu? İşte vermem. Anne versene evimin anahtarını. Kundurama kundurdu. Atmaya kürek gerek. Nazlı yarın yanında. Yatmaya yürek gerek aman başım. Nanay ağrı dişim. Nanay anahtar aldım. Nanay nanay gülüm. Nanay. Böyle oğlum boynuma asacağım. Kaybolmasın. Ya ya işte boynuma Zeynep asacağım gördün böyle. Bakalım Zeynep'in yüz ifadesi pek mutlu görünmüyor. Bakalım yarın bu anahtarın akıbeti ne olacak? Hala Hayriye annede kalacak mı kalmayacak mı? Yarın öğreneceğiz. Sizin bu tartışmalar da bir şekilde son bulmalı. Üzmeyin birbirinizi. Artık sırada günün birincisini açıklamak var. Bugün iki yarışmacım 16 puanla 3. ve 4. olmuşlar. Zeynep ve Gizem. Zeynep erkeklerden 10 puan, benden de 6 puan alarak 16 puan alıyor toplam. Gizem de toplam 10 puan, benden de 6 puan alarak sen de 16 puan almış oluyorsun. Geriye kalıyor Yağnur ve Tuğçe. Hadi sizleri buraya alalım. Bugün birinci ve ikinci arasında 3 puan var. Oo, az bayağı değil. Evet, açık ara farkla kazandılar birinciliği. Bakalım bugünün kazananları kim? Bugün bu altınları kazanan, hak eden yarışmacılarım. Yağnur ve Nilgün anne! Koklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Tuğçe'cim sen erkeklerden 12 puan aldın, benden 6 puan, toplam 18 puanla ikinci oldun. Yağnurlar da erkeklerden 13 puan, benden de 8 puan alarak toplam 21 puanla bugünün birincisiler. Teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrar. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, güne sevgili Müge Anlı ile başladık, bizimle devam ettik ve şimdi sırada Esra Erol var. Herkese sevgiler, saygılar. Yarın tekrar 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Elinde oklama merdane. Yarışıyor eşler şahane. Ekran başına.